Her insanın sahip olduğu karanlık bir yön vardır. Şimdi onu keşfetmeye hazır mısın? Muhteşem izleyicilerimiz, hoş geldiniz. Bilinçaltı dipsiz bir kuyu gibidir. Tüm davranışlarımızı etkileyen ipuçları da o kuyunun dibindedir. İşte bu test size bilinçaltınızda yatan gerçekleri bulma fırsatı verecek. Kısa bir hatırlatma. Videoyu severseniz beğen tuşuna basabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Başlıyoruz. Şimdi size farklı psikolojik hastalıklara sahip 6 kişinin fotoğrafını göstereceğiz. Hepsinin yüzüne dikkatlice bakın. Sizi en çok korkutan veya rahatsız eden kişiyi seçin. Eğer iki kişi arasında kalıp hangisinin daha korkutucu olduğuna karar veremezseniz, her iki kişiye ait analizi de dinleyin. İkisi de size anlatıyor olacak. 1 numara, sadist. Siz sadist kişilik bozukluğuna sahip bir hastayı seçtiniz. Eğer bu baskıcı öğretmen görünümlü kişi sizi korkuttuysa, çocukluk yıllarınızda otorite ile sorun yaşamış olabilirsiniz. Bu öğretmeniniz veya aileniz olabilir. Siz özgürlüğüne düşkün birisiniz ve sınırlandırılmaktan hoşlanmıyorsunuz. En büyük korkunuz kararlarınıza müdahale edilmesi. Sizi kontrol etmek veya yönetmek isteyen kişilere karşı asla tolerans göstermiyorsunuz. 2 numara, epileptik. Siz epileptik kişilik bozukluğuna sahip bir hastayı seçtiniz. Eğer yuvarlak kafaya sahip bu iri adam sizde tiksinti ve korkuya sebep olduysa, çocukluğunuzun erken aşamalarında bazı duygularınızı bastırmış olabilirsiniz. Asabiyet, düşünmeden hareket etme, sinir patlamaları gibi belirtilere aşina olma ihtimaliniz yüksek. Ancak dışarıya uysal ve dost canlısı olarak sorumlu ve kendine hakim olabilen biri görünümü veriyorsunuz. Hislerinizde sabitsiniz. İnsanlarla kolayca bağ kurabiliyorsunuz. 3 numara, katatonik. Siz katatonik kişilik bozukluğuna sahip bir hastayı seçtiniz. Eğer bu hastanın yüzü sizi daha çok korkuttuysa, bu çocukluğunuzda gerçeklerle yüzleşmekte sorun yaşamış olduğunuzu işaret eder. Bu aile içi şiddet veya okuldaki başarısızlığınız olabilir. Kabullenmekte zorlandığınız bu durum sizi hayalperest ve hiperaktif bir karaktere sokmuştur. Çünkü gerçeklerden kaçmanın en iyi yolu kendi hayal dünyanızı yaratmaktır. Bunun yerine sorunlarınızla yüzleşmeyi deneyin. 4 numara, şizofren. Siz şizofreni hastalığına sahip bir hastayı seçtiniz. Eğer bu hastanın yüzü sizi daha çok korkuttuysa, siz empati yeteneğinizi bastırıyorsunuz demektir. Diğer insanların ne düşündüğünü önemsemek sizi belli zamanlarda çok kırmış ve üzmüş olabilir. Bu da sizin zaman içinde daha acımasız ve kalpsiz olarak görülmenize sebep olmuş veya olacaktır. Aslında sosyal ortamları seven ve enerjik bir kişisiniz. Karşınızdakilere biraz daha toleranslı olmayı deneyin. 5 numara, histerik. Siz histerik kişilik bozukluğuna sahip bir hastayı seçtiniz. Eğer bu hastanın yüzü sizi daha çok korkuttuysa, siz toplum tarafından onaylanmak ve kabul görmek isteyen bir kişisiniz demektir. Eleştirildiğinizde veya ilgi görmediğinizde kendinizi dışlanmış hissediyorsunuz. Dikkatler daima sizde olmalı. Aksi takdirde içinize kapanabilir veya öfke nöbetleri geçirebilirsiniz. Mutluluğunuzu başka kişilerin beğenilerine odaklamayın ve aksine kendinizi olduğu gibi sevmeyi öğrenin. 6 numara, depresif. Siz depresyondaki bir hastayı seçtiniz. Eğer bu hastanın yüzü sizi daha çok korkuttuysa, şu an hayatınızda yolunda gitmeyen şeyler olabilir. Durumu değiştirmek için elinizden bir şey gelmiyor veya bunun için yeterli enerjiyi kendinizde bulamıyor olabilirsiniz. Yaşadıklarınıza biraz daha iyimser yaklaşmak bu karanlık düşüncelerden kurtulmanızı sağlayabilir. Bu test bize şunu gösteriyor. Birinden nefret ettiğiniz veya korktuğunuzda aslında o kişi sizin iç dünyanızda bastırılmış bir yönünüzü temsil ediyor. Bir dahaki sefere bu duyguları hissettiğinizde sorunun bilinçaltınızda olduğunu fark edebilirsiniz.
Bizden bugünlük bu kadar. Sizin karanlık yönünüz nedir? Yorumlarda bizimle paylaşın. Ayrıca bizi Instagram'dan takip etmek isteyenler için işte adreslerimiz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.